RGB ekranlarından herkese günaydın. Bugün Güne Haber vesaire programıyla başlıyoruz. Ben Arda Ali Paşioğlu. Ben Elif Doğan Yiğit. Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün yayımladığı 2018 Dijital Haberler Raporu'nun Türkiye özel ekinde 3 bulgu dikkat çekiyor. Türkiye'nin %65'i internette görüş bildirmenin başına bela olacağını düşünüyor. %40'ı medyaya güvenmiyor. Habere basılı mecralardan erişenler ise sadece %6 oranında. Bugün bu araştırmayı baz alarak gazeteci ve Disk Basın İş Başkanı Faruk Eren'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle bir gazeteci ve halk olarak kendimizi otosansürlüyoruz. Yani bu baskı ortamında mı desek, hani kendi görüşlerimizi açıkça dile getirmekten çekiniyoruz. Yani kendimizi gizliyoruz. Bir yani kendini durdurma refleksi var. Yani bu refleksi ve kendini gizleyerek aslında rahatsız olduğumuz gerçeği nasıl dönüştürebiliriz? Yani bunu bir değişim yaratmada kullanılabilir mi? Yani eleştirileri korkusuzca dile getirebilir miyiz? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani önce tabii bunun nedeni ne bakmak lazım? Neden insanlar görüşlerini açıkça ifade etmekte zorlanıyorlar? Evet. Bu ülkedeki demokratik standartlarla, demokrasinin kalitesiyle alakalı bir sorun. Özellikle sosyal medyada yazılanlar veya birçok gazetecinin yaptığı haberler nedeniyle yargılanması bunda bir etken oluyor. Tabii ki bana göre her şeye rağmen insanlar düşündüklerini bedeli ne olursa olsun söylemeliler diye düşünüyorum. Demokrasinin kalitesi biraz da böyle artar. Bunu göze almak gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında demokrasiyle iç içe de denebiliriz, evet, yani o birbiriyle paralel gidiyor. Oxford ve Reuters Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de internet kullanıcılarının %75'i sosyal medyadan haberi alıyor. Ve yani sosyal medyada güvenilir bir haber kaynağı yok. Okuyucunun okuduğu kaynağı bilmemesi veya yanlış algılamasının dezavantajları neler olabilir? Şöyle bir dezavantaj var bence burada. Sosyal medyada hani sonuçta sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşması yurttaş haberciliği dediğimiz bir kavramı oluşturdu. İnsanlar gördükleri her şeyi işte cep telefonlarıyla veya diğer işte elektronik aletlerle çekip internet üzerinden yayınlayabiliyor, görüş bildirebiliyor. Bu iyi bir şey. Ama gazetecilik ilkeleri, evrensel gazetecilik ilkeleri ne kadar uygulanabiliyor? Bunu yaparken yani internette veya sosyal medyada gördüğümüz her haber gerçekten haber mi? Bu tartışılır. Bir sorundur bu aslında. Çünkü dediğim gibi yani evrensel gazetecilik ilkeleri vardır ve bu ilkeleri işte bir örneğin bir gazetede veya bir televizyonda bir muhabir bir haber yapar, o editörün elinden geçer vesaire, bir takım aşamalardan geçer. Bu denetimlerin hiçbiri yok. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir durum var. Evet. Yine aynı şekilde hani sizin de dediğiniz gibi sosyal medyada karşılaşılan bu yalan ya da uydurma haberler aslında yani Türkiye'de %49 oranında insanlar bir günde sosyal medyada ya da herhangi bir şeyde uydurma haberle karşılaştıklarını inanıyorlarmış. Bu nedenle de yani tabii güvensizlik var gazetecilere ya da medya sektörüne. Bunu tersine çevirmek için medya sektörü ne yapmalı? Ya da tam tersi okuyucu nasıl bir haber gerçek mi değil mi? Bunu nasıl filtreler, nasıl karar verebilir? Yani. Aslında sadece sosyal medyada değil, medyanın büyük bölümünde bir sorun var bu anlamda. Medyaya bir güven sorunu var toplumun. Evet. Bu nasıl aşılır? Aslında okuyucunun, izleyicinin baskısıyla aşılır. Yani
çok sıklıkla sorunlu haber yapan yayın organı, neyse internet sitesi mi, televizyon mu, gazete mi fark etmez, okuyucusunun veya izleyicisinin somut tepki göstermesi gerekiyor. İzlememek veya okumamak gibi veya uyarmak gibi toplumun tepki göstermesi gerekiyor. Ama burada tabii sıkıntı şu, bu sorun çok yaygın olunca toplumun büyük bölümü haber alma hakkından yoksun olduğu için, habere ulaşamadığı için neye tepki gösterir? Yani haberin doğruluğunu test etme şansı yok. Bu biraz sıkıntılı bir durum tabii ama dediğim gibi sonuçta demokrasi sadece yani bir iktidar sorunu değildir. Toplumun iktidarla kurduğu, hayatla kurduğu ilişki sorunu biraz da. O yüzden okuyucuların, izleyicilerin bir şekilde tepkilerini dile getirmesi gerekiyor. Yani tepkilerini dile getirmesi gerekiyor diyorsunuz ama yani bunun eğer nasıl desem, şimdi haberi görüyorlar ama ben bazıları da bilincinde değil hani o haberin yalan olup olmadığının. Yani böyle bir şeyde nasıl tepki gösterebilir? Bir de korku var şimdi. Şey de diyorlar %65'i, hani ben bir şey yazarsam, sosyal medyada paylaşırsam bir yerden bir tepki gelir. Bir siyasi şey yani olur. Baskı yani bir baskı var diyor. Hani nasıl seslerini de duyurabilir, hani bir baskı uygulayabilirler ki? Yani bir alternatif olarak. Ama şöyle bir şey bu, yani bir şekilde göze almalılar bunu. Çünkü ülkedeki yaşam kalitesi biraz da buna bağlı. Yani evet, davalar açılabilir veya başka sıkıntılar olabilir. Ama buna rağmen insanlar bence gerçekleri bir şekilde söylemek zorunda. Bunu engellemek için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Yani nasıl uygulanıyor? İşte örneğin işte bir tren kazası oluyor. Diyorlar ki ben yasağı koydum diyorlar. Ama ona rağmen aslında yani bütün yayın yasaklarına rağmen o olayla ilgili haberler yapılıyor bir şekilde. Ama dediğim gibi insanlar hani korkmadan cesurca düşüncelerini ifade etmediler ki demokratik standartlar yükselsin, demokrasinin kalitesi artsın. Yoksa herkes aman başıma bir iş gelir deyip kenara çekilirse de böyle bir durumla ne yazık ki karşı karşıya kalırız. Peki geçtiğimiz sene Demirören Doğan Holding'den bütün kanallarıyla birlikte aldı. Böyle büyük bir tekel oluştuktan sonra güvensizliğin daha arttığını söylemek mümkün olur mu? Mümkün tabii ki. Nedenlerden biri budur. Yani medyanın büyük bölümünün yani yaklaşık %90'ına yakının benzer yayınlar yapması, farklı görüşlere hiç yer vermemesi veya çok az yer vermesi ve yanlı yayın yapmasıdır. Bu güvensizliğin nedenlerinden biri. Bir de örneğin işte gazete satışları nüfusu oranla başka ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktür Türkiye'de. Bu güvensizliğin sonucudur bence bu da. Anlıyorum. İnsanların artık gazetelere güvenmekle birlikte internet medyasına daha çok güvendiği göz önüne çıkıyor. Şimdi Litvin'in yeni bir internet yasası var. Torba yasayla birlikte geldi. Bu Litvin'in kazandığı bu denetleme yetisi neleri değiştirir sizce? Ya aslında Türkiye'de bu yasa değişikliğinden önce de internete ilişkin birkaç düzenleme yapıldı. Ne oldu bu düzenlemelerle? Örneğin çok kolay erişim yasakları uygulanıyor. Yani özellikle haberlere. Üstelik bunlar sanıldığı kadar hani çoğunluğu politik haberler, siyasi haberler değil. İşte çocuk istismarından bir magazin haberine kadar. Mahkemeler çok kolay erişim yasağı uyguluyorlar. Bu bir sorun Türkiye'de. Yani hatta böyle komik hikayeler bile oldu. Yani
bir habere erişim yasağını da erişim yasağını haber yapan habere de erişim yasağı uygulandı. Bu tabii Türkiye'de internet medyasını zorlayan bir durum. Muhtemelen işte bunun değişmesi gerekiyor ama nasıl değişecek bilmiyorum tabii. Bu siyasilerin işi biraz da. Şey dedik şimdi, hem gazeteciler hem de vatandaş kendine otosansür uyguluyor. Siz de bir gazeteci olarak hani bu otosansürü gazeteci kendi nasıl uyguluyor, ne gibi teknikler izliyor? Yani onu biraz anlatabilir misiniz, o süreci bir haber yazımında ya da bir araştırmada? Ya otosansür Türkiye'de ne yazık ki son yıllarda artan bir sorun. Çünkü Türkiye'de çok sayıda gazeteci hakkında biz ki bu işle ilgilenen bir meslek örgütünün başkanıyım ben. Biz bile bunun rakamlarını tutamıyoruz. Yani o kadar çok dava var ki gazeteciler hakkında. Benim hakkımdaki dava sayısını bile ben bilmiyorum. Bir sürü tebligatlar geliyor eve. Artık hani postacı, tebligat getiren postacıyla neredeyse ahbap oldu. Çünkü bir dönem bir gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapıyordum. 2-3 günde bir haberimize ilişkin davalar açılıyordu. Şimdi bu kadar yoğun davanın olduğu, tabii bu kadar çok dava var ama bir de tutuklu gazeteciler sorunu var. Böyle bir ortamda doğal olarak insanlar, doğal olarak kötü bir laf oldu ama insanlar otosansür uygulamaya başlıyor. Yani başımız belaya girmesin, çalıştığım medya organının patronunun çizgisine uygun bir şey yapayım vesaire diye otosansür uygulanmaya başlıyor. Bu ne yazık ki işte medyaya olan güvensizliğin de nedeni bu. Evet. Yani insanlar haberi veya bir köşe yazısını veya başka bir yorumu yazarken acaba başıma ne gelir diye düşünüyorsa sorun yaşanmaya başlıyor o haberde veya yazıda. İzleyici veya okur da bunun farkına varıyor ve artık güvenilirliği zedeleniyor. Örneğin geçen gün 3 işçinin öldüğü bir iş cinayeti diyoruz biz ona, iş kazası. Onu da yayın yasağı geldi zaten. Yayın yasağı geldi ama mesela çıkan, yayınlanan gazetelerden birinde 3 işçinin ölümü değil de bir işçinin yaralı kurtulması haber olmuştu. Tipik bir örnek. Peki yani patron, yani medya kuruluşundaki patron kadar bu sansür uygulamada, yani bir de freelance olarak çalışan da gazeteciler var, hani köşe yazıyorlar, hani onlar sizce nasıl kendi kendine sansür getiriyorlar? Çünkü sonuçta onların tepesinde biri yok, hani şu sansür uygu, bunu yazamazsın, şunu yazabilirsin gibisinden. Oralarda çok otosansürün söyleyemeyiz çünkü bu alanda çalışan birçok gazeteci başlarına gelebileceklerini tahmin ederek cesurca haber yapıyor. O onların tercihi biraz da, yani tercihi ama bir yandan da yaygın medyada böyle davrandıkları için iş bulamadıklarından o alandalar. Freelance çalışan veya internet sitelerine veya alternatif medyalarda yer alan arkadaşlarımız düşündüklerini bence cesurca anlatıyorlar. Haberleri sansürsüz yayınlıyorlar. O alanda çok sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Bu söylediğiniz insanları dışarıda tutarak diğer ana medyada çalışan gazetecilerin sansürü içselleştirdiğini söyleyebilir miyiz peki? Bu bir sorun Türkiye'de. Yani özellikle ana akım dediğimiz, yaygın medya dediğimiz. İşte az önce siz söylediniz, yani medyada bir tekelleşme. Medyanın büyük bölümü benzer şekilde yayın yapıyor. Ve oralarda çalışan arkadaşlarımız
mesleklerini gerçek anlamda yerine getiremiyorlar. Hem otosansür uygulanıyor, hem de sansür uygulanıyor. Peki ben bir de şey sormak istiyorum. Siz de dediniz, yani bir sürü dava alıyorsunuz disk basın bölümünde olarak, hani gazetecilerle ilgili. Bu gelen tablikatlar ve şey dava açılanlar, yani takipsizlikle mi sonuçlanıyor? Çünkü bu kadar çok dava varsa bunlar nasıl görülüyor, yürütülüyor? Bir kısmından cezalar çıkıyor. Ceza. Yani genelde para cezası mı oluyor peki? Hapis cezası da oluyor. Ve bu hapis cezaları genelde eğer düşükse erteleniyor. Ama para cezaları da çok ağır bir sorun. Yani Türkiye'de tekzip mekanizması biraz sorunlu. Her şeyde olduğu gibi burada da ağır bir sorun var. Örneğin her habere, birilerini rahatsız eden her habere mahkemeler çok kolaylıkla tekzip yayınlamasını zorunlu hale getiriyor. O kadar kolay ve ağır para cezaları veriliyor ki, örneğin benim çalıştığım bir gazetede bir habere tekzip geldi. İşte gazetenin göbek sayfasında çıkmış daha önce haber. Biz de aynı yerde yayınlamak zorundasınız o tekzipleri. Biz de aynı göbek sayfasına koyduk ama o gün meğer sayfa sayısı düşmüş. Hani 12 yerine 10. sayfada yayınlanmış oluyor. Bunun üzerine 100 bin lira para cezası yedik. Yani çok kolay para cezaları veriliyor. Ve bunlar gazeteciler için ödenemez şeyler. Sorunlardan bir, çok Türkiye'deki gazeteciliğin sorunlarından biri. Ve bu paraları ödeyemezseniz de hapis yatıyorsunuz. Yani geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız bir köşe yazısı nedeniyle para cezası yemiş. İşte yatıramamış parayı. İşsiz de şu anda. Tutuklandı. İşte arkadaşları aralarında para toplayıp ödeyip çıkartabildiler arkadaşı. Dediğim gibi para cezaları büyük. Yani otosansürün de biraz nedenlerinden biri bu. Çünkü evet, ödenemez. Ödenemeyecek biçimde ağır para cezaları veriliyor. Yani anladığım kadarıyla böyle ceza geldiğinde gazeteci mi onu ödemekten sorumlu oluyor? Hani medya kuruluşu yerine. Aslında ahlaken yani medya kuruluşunun ödemesi gerekiyor. Ama mesela demin verdiğim örnekte ödemedi. Ve böyle bir aralarında sözleşme olmadığı için gazete patronu ödemedi ve arkadaş içeri girdi. Yani başkaları para toplayıp bir tür dayanışmayla onu cezaevinden çıkardılar. Böyle bir sorun var. Aslında bu başlı başına bir sorun. Çünkü yani sonuçta medya kuruluşu onu okuyor ve yayınlıyor. Yani o da onun sorumluluğu altında sonuçta orada yayınlanan her şey. Evet. Cidden... Bir de tabii sorun şöyle bir sorun. Genellikle bu tür cezalar daha az satan veya alternatif medya dediğimiz yayın organlarına geldiği için oralarda bir ekonomik sorunu yaşanıyor. Dolayısıyla her para cezası o yayın kuruluşunu daha da zora sokuyor, ödenemeyecek hale geliyor. Bir yanıyla da böyle bir problem var. Yargı eliyle veya tekzip mekanizması eliyle ekonomik bir baskı kurulmuş oluyor bu tür yayın organları üzerine. Peki 5 sene sonra artık otosansür alışa gelmiş bir durum olur mu? Yani ilerisi için neler düşünüyorsunuz? Umarım olmaz. Yani internetin ve sosyal medyanın yani bu kadar yaygınlaşması sansürü de, otosansürü de bir şekilde kıracaktır diye düşünüyorum. İnsanlar habere ulaşmanın veya haberi yaygınlaştırmanın yollarını sosyal medya üzerinden, yani internet üzerinden buluyorlar. Bu sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de ne kadar kısıtlanırsa kısıtlansın illaki bir yöntem bulunuyor.
buna. Her baskıya bir çözüm bulunuyor. Dolayısıyla hani bunun daha da yaygınlaşacağını değil, tam tersine yani otosansürün yaygınlaşacağını değil, daha özgürlüğün daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Peki genç gazeteci adaylarına neler önerirsiniz? Hani bizler bu sansürden, otosansürden nasıl uzak durabiliriz? Ya, genç gazeteci arkadaşlarıma ben şunu, ya gazeteci adaylarına öncelikle şunu söylerim. Yani gazeteci her konuda bilgi sahibi olmalıdır. Önce bu alanda yani kendini entelektüel olarak donatmalarını öneririm. Mesleğe başlarken veya başladıktan sonra da bir alan seçmelerini, illaki bir iki alanda uzmanlaşmalarını öneririm. Otosansür veya sansürse biraz ahlaki bir olay. Asla bu işlere bulaşmamalarını öneririm tabii ki. Gerçek gazetecilik yapmalarını, topluma ve kamuoyuna olan sorumluluklarını yerine getirmelerini öneririm. Baskılara boyun eğmemelerini öneririm. Bir de Allah kolaylık versin derim. Evet. Ben son olarak bir şey demek istiyorum. Sizce bir gün medyanın Türkiye'de dördüncü kuvvet olarak baş gösterdiğini görebilecek miyiz? Tabii ki. İnanıyor musunuz? Evet, tabii tabii. Yani umutluyuz bu konuda. Yoksa bırakırız her şeyi. Evet. Umudumuz olmasa. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Programımıza katıldınız. Bugün gazeteci Faruk Eren'le otosansür konusunu konuştuk. Cuma günü, çarşamba günü 10.30'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yorgunluk var ya.